Komutanım, sağ emniyeti alınmıştır. NCG Preveze atışa hazırdır. Akya Harp Korkusu atışını icra edilmesini telsif emirlerinize arz ederim. Bismillah, ateş serbest. Sonar 20 tam asker tiri, 135, muhtemel harp gemisi. Tut. Kerteniz tam. Periskop aşağı. Kerteniz 135. Mesafe 12.000 yarda. Vaziyet zaviyesi sancaktan 90. Savaş yerlerine. İstasyonlar kontrolör. Helikopter tarafından TCG Preveze'nin atışa hazır olduğu rapor edildi. Torpido atışı için son 30 saniye. Tut. Torpido ağız dikkat. Son kerteniz. Tam. Bismillah, ateş. Torpido 12.000 yarda mesafeden kovanını terk etmiştir. Torpidonun hedefle buluşmasına son 3 dakika. Torpido hedeften temas aldı. Torpido hücum derinine tırmanıyor. Arkadaşlar bugün Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Milli ve yerli torpidomuz Akya'nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve Akya torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce milli ve yerli güdümbemiz Atmaca'yı envanterimize almıştık. Bugün itibariyle atışını başarıyla icra ettiğimiz milli ve yerli torpidomuz Akya'yı envanterimize aldık. Kısa bir süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız Hisar Deniz milli ve yerli güdümbemimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli mayınımız Malaman'ı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerini kullanan gemilerimiz yerli ve milli güdüm mermilerini ve torpidolarını kullanmaktadır. Hayırlı olsun. Savunma sanayimiz açısından çok anlamlı bir günü hep beraber yaşadık. Bugün yüksek teknoloji içeren bir mühimmatın başarılı bir atılışını deniz kuvvetlerimizin envanterine bu atışla beraber, harp başlığıyla yapılan bu atışla beraber kazandırmış olduk. Deniz kuvvetlerimiz özellikle 29 Ekim'de Boğaz'daki o ihtişamlı geçişiyle bu yerli ve milli yapılan ürünlerin sergilenmesi ve gösterilmesi konusunda hakikaten ne kadar azimli, kararlı hep birlikte kuvvet komutanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Başkanlığımız ve tüm şirketlerle beraber koordinasyonlu çalışmaların sonuçlarını görmüş olduk. Biz tabii bugün atışını yaptığımız ağır sınıf torpido özellikle denizaltı harbi için çok çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. Hem zor tespit edilmesi hem de çok ciddi bir tahrip gücüne sahip olması sebebiyle yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen dünyada 5-6 ülke var. Biz de bunlardan bir tanesi olduk. Allah'a çok şükür bugün başarılı atış sonucunda bunu envantere kazandırmış olduk. Bu mavi vatanımızın korunmasında, bölgedeki haklarımızın korunmasında deniz kuvvetlerimiz için çok caydırıcı bir güç olacak. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanlığımız, deniz kuvvetlerimiz ve bu projede emeği geçen tüm şirketlerimiz, tabii ki Roketsan'ımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımız personellerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten deniz kuvvetlerimiz için, Türk Silahlı Kuvvetleri için, özellikle savunma sanayimiz için çok tarihi bir gün.
Envantere giren yerli milli atmaca yeni savar füzemizden sonra Akya torpidomuzun da deniz kuvvetlerinden envanterinde olması gerçekten Türkiye'nin mavi vatandaki çelik kılıcının ne kadar keskin olduğunu ve bunu milli kabiliyetlerle gerçekleştirmiş olmanın da haklı gururunu hepimiz burada beraber yaşadık.